de gayet dikkatli ve fırsatli elemli bir hüzün ve gam kalbime başıma çöktü. Çünkü ben yalnız bir iki dostu kaybetmiyorum. İstanbul'da binler sevdiğim dostlarımdan Mustafa Kat gibi çok sevdiğim İstanbul'dan da ayrılacağım. Dünyada da yüz binler dostlarımdan iftirak gibi çok sevdiğim ve müptela olduğum o güzel dünyadan da ayrılacağım diye düşünürken yine kabristanın o yüksek yerine gittim. Ayasaya sinemaya iplet için gittiğimden bana İstanbul içindeki insanlar o dakikada sinemada geçen zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle ölmüş olanları ayakta gezer suretinde gösterdikleri gibi aynen ben de o vakit gördüğüm insanları ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Hayalim dedi ki madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor, ileride katiyen bu kabristana girecekleri girmiş gibi gör, onlar da cenazelerdir, geziyorlar. Birden Kur'an Hakimi'nin nuruyla Gavs-ı Azam, Şeyh Geylani Hazretleri'nin irşadıyla o hazin hali, sürürlü neşeli bir vaziyete inkılap etti şöyle ki, o hazin hale karşı Kur'an'dan gelen nur böyle ihtiyar etti ki, senin şimali şarkıda koşturmadaki gurbetinde bir iki esir zabit dostum vardı. Bu dostların herhalde İstanbul'a geleceklerini biliyordu. Sana birisi deseydi, sen İstanbul'a mı gideceksin yoksa burada mı kalacaksın? Elbette zerre miktar aklın varsa İstanbul'a ferah ve sürürle gitmesini kabul edecekti. Çünkü 1001'den 999 ahbabın İstanbul'da durdu. Burada bir iki tane kalmış, onlar da oraya gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek hazır bir ihtiyaç, ilim bir ihtiyaç değil. Hem de geldin, memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki tek karanlık uzun gecelerinden ve çok ve pek soğuk fırtına kışlarından kurtuldun. Ve bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldin. Aynen öyle de senin küçüklüğünden ve bu yaşına kadar sevdiklerinden %99'u sana dehşet veren kapısına göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostun var. Onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatın fiyak değil, misaldir. O ahbaplara kavuşmaktır. Onlar yani o ervah-ı bakiye iskini çuvalarını toprak altında bırakıp bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı alem-i berzah tabakasında geziyorlar diye ihtar ediyor. Evet, bu hakikati Kur'an ve iman o derece katı bir surette ispat etmiştir ki bütün kalpsiz ruhsuz olmazsa veyahut dalalet kalbini boğmamız için görüyor gibi inanmak gerekir. Çünkü bu dünyayı hassiz envar-ı lütuf ve ihsanatıyla böyle tezyin edip mükemmane ve şefikane rububiyetini ve gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetli cüz'i şeyleri daim muhafaza eden bir sani hakim ve rahim masnuatı içinde en mükemmel ve en cami, en ehemmiyetli ve en çok sevdiği masnu olan insanı elbette ve bilbedahi sureten göründüğü gibi böyle merhametsiz, akidetsiz, idam etmez, affetmez, zayi etmez. Belki bir çiftçinin toprağa serptiği tohumlar gibi başka bir hayatta sümbül vermek için Halik-i Rahim o sevgili masnuğunu bir rahmet kapısı olan toprak altına muhakkaten atar. Her şeye bu hakikat İki kere iki dört eder derecesinde sahih risalelerde hususen 10. ve 29. sözlerde ispat edilmiştir. İşte bu ihtar-ı Kur'an'ı aldıktan sonra o kabristan İstanbul'dan ziyade bana ünsiyette oldu halvet ve uzdet, bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz tarafındaki sayı yerde bir halvethane kendime buldum. Gavs-ı Azam Yadüallahu em Fütuhul Gayb Fıyla bana bir üstad ve tabip ve mürşid olduğu gibi İmam-ı Rabbani Yadüallahu em mektubatıyla bir enis, bir müşrik, bir hoca hükmüne geçti.
O vakit ihtiyarlar cildinden ve medeniyetin izbatından çekildiğinden ve hayat içtimaiyetten sıyrıldığından pek çok memnun oldum. Allah'a şükür. İşte ey benim gibi ihtiyarlık içine giyen ve ihtiyarlığın ihtiyarıyla vefatı çok taattur eden zatlar. Kur'an'ın verdiği dersi iman nuruyla ihtiyarlığı ve vefatı ve hastalığı hoş görmeliyiz. Belki bir cihette sevmeliyiz. Madem iman gibi hassiz derecede kıymetli bir nimet bizde vardır. İhtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Nahoş bir şey varsa o da günahtır, sefalettir, bid'atlardır, delalettir.